sevgi ve sebat etmek, sabırlı olması gerekiyor. Ahşap oymacılığı gerçekten sabır isteyen bir meslek. Ahşap oymaya babamın mesleği olmasından itibaren biz de onunla yanında çırak olarak başladık. Ahşaba olan ilgimiz onun sayesinde gelişti ve böyle bir süreçte ustalığa doğru yavaş yavaş adım attık. 1968 Erzincan Kemah doğumluyum. Ufaklıktan beri babamızın yanına gidip gelirken işte bu mesleğe karşı ilgimiz, alakamız daha arttı ve ahşabın sıcaklığı bizi çekti, cezbetti. Netice itibariyle bu işle 35 seneden beri iştigal ediyoruz. Benim babamın ustası Yehova Usta, bir Yahudi Yehova Usta. Ondan icazet alıyor, ondan başlıyor mesleğe. 56'da geliyor ve buradaki o ustaların yaptığı şeylerden o da nasipleniyor. Onların bilgilerinden, birikimlerinden faydalanıyor ve mesleğe adım atıyor çırak olarak. Çalıştığı kalfalar, Rumlar, Ermeniler o dönemde geldiği zaman Pera'da, Beyoğlu'nda doğru dürüst Türkçe konuşan adam bulamıyorduk diyor. Oymacılık mesleği tarihin en eski mesleklerinden birisidir. İnsanlar ilk önce barınmak amacıyla ağaç kovuklarını bile oymuşlar. Onlar da yaşamışlar. Daha sonra işte yıldırım atmış, ahşap ağaç yanınca bu sefer mağaralara girmeye başlamış insanlar. Mağaralara girince işte resimler yapmışlar, taşlar oymaya başlamışlar. Belli kullanabilecekleri objeleri yapmaya başlamışlar. Ve sanayinin gelişimine kadar işte bu aşamalara gelmiş. Oymacılık bu süreçte bir geçimlik kaygısıyla yapıldığı zaman zanaat olmuş. Ama bu sanat ve zanaatın arasında sıkışmış bir meslek olarak görüyorum. Çünkü belli bir doygunluğa geldiği zaman ustalarda artık daha çok işlevsel boyutundan sanat boyutuna doğru belli kaygıları olmadan ortaya ürünler döken insanlar da olmuş. Çünkü heykel tarzı objeler, bazı sütunlar, kendini ifade edebileceği sanatsal çerçeveler ortaya çıkınca artık belli bir şekilde de sanat ve zanaat arasında gelişen bir meslek türü olarak şu anda görüyorum ahşap oymacılığını. Ahşap oymacılığı gerçekten sabır isteyen bir meslek. Yani iğneyle kuyu kazmak diyorlar ya, hakikaten öyle. Ama bir nihai ürüne ulaştığı zaman onun verdiği hazzı hiçbir şeyde bulamazsınız. Bir işi düşün ki bir kereste halinden alıp da bir obje haline getirdiğiniz anda onun verdiği mutluluk hiçbir şeyde yok. Elimden geldiği kadar yanıma gelip de bir şeyler öğrenmek isteyen insanlara da bilgimi aktarmaya çalışıyorum. Çünkü bu en azından birileriyle yaşasın istiyorum meslek olarak. Ahşap gerçekten sıcak bir materyaldir, soğuk bir materyal değildir.
yani bir demir gibi değildir. Onun sıcaklığıyla zaten o tam bitireceğim, nasıl olacak, nasıl edecek derken onunla çalışırken insan aslında terapi gibi bir şey, bir meslek dalı yani. Buraya çoğu arkadaşım geldiği zaman işte çalıştırdığım zaman ya kafamda hiçbir şey kalmadı deyip çoğu insanı resetlemiş bir şekilde gönderiyoruz. İnsanların kültürlerini gösterecek ölçüt, medeniyet ölçütü ürettikleri sanatsal çalışmalardır. Eğer bir yerlere bir şeyleri vardıracaksak biz sanatı desteklemeliyiz. Sanatın getirdiği o sıcaklık her tarafa yansıyacaktır. İnsan neyle mutlu oluyorsa, hangi işle mutlu oluyorsa o işi yapması kadar güzel bir şey yok. Yani severek yaptığı bir meslek insanın hiçbir zaman için sırtını yere getirmez.